her insanın içinde az çok iyilik bulunduğunu gösteren gerçek bir öyküdür bu. Bertram Cornell, haklı olarak adı kötüye çıkmış biriydi. Doğru bir işe yaradığı da görünmüş değildi. Denizin öte yakasında İngiliz tepi kutu gibi bir evde oturuyordu. Evdekiler Cornell'un bu dünyadaki günahlarından arınıp, uslanması için ellerinden geleni yapmışlar, ağlayıp sızlamışlarsa da oyundan vazgeçmemişti. Kötülük Kondal'ın ruhuna işlemişti bir kez. Açık gerçek böyleydi ne yazık ki. Çevresindekilerin bu kanısı öylesine köklüydü ki ondan söz açıldı mıydı, aklı bir karış havada ya da burdun duymaz demekle yetinilir, kişiliğinin kötülüğüne değinmekten kaçınılırdı. Çocukluğundan beri aklını ve gücünü oldu olası kötülük yapmak için kullanmıştı Cornell. Güzellikle söylense de laftan anlamaz, verilen onca öğütler bir kulağından girer, öbüründen çıkardı. Anasının ve kız kardeşinin ağlamaktan kan çanağına dönmüş yaşlı gözleri onun taş yüreğini azıcık olsun yumuşatmazdı. Babasının uyarıları ise vız gelirdi. İngiltere'deki baba ocağından genç yaşta ayrılıp gitti. Aslında kaçınılmaz bir olaydı bu. Tasını tarağını topladı ve ardında ailesinin içine sızlatan bir iki parça öteberi ve acı anılar bırakarak alıp başına gitmişti. Konu komşu unutulana dek geçen süre içerisinde adını ağızlarına üzüntüyle aldılar. Kötü huylarından söz etmediler bile. Sonraları adı sana büsbütün anılmaz oldu. Dahası öldü mü kaldı mı kimse doğru dürüst bir şey öğrenemedi. Oysa ki lekeli yaşam öyküsünün son sayfasını anının akıyla kapatmıştı Cornell. Ölüm haberi çok yavaş yayıldı. Topu topu bir iki kişinin kulağına ancak çalınabildi. Çünkü olay çok uzaklarda, kuş uçmaz, kervan geçmez diyarlarda geçmişti. Üstelik kuzeyin ucu kucağı belli olmayan buzlu çöllerinde altın aramaya çıkan serüvenciler, birbirlerinin nasıl öldüğünü ona buna anlatmadan çoğu zaman kurda kuşa yem alıp giderlerdi. İşte şimdi size anlatacağım olay da böyle bir insanın başından geçmiş gerçek bir öyküdür. Güçlü, kuvvetli, iri kıyım bir adamdı Cornell. İşi sağlam kazığa bağlar, başkaları gibi şansa bırakmazdı. Böydelerine kıs kıs güler, her şeyi alaya alırdı. Yaptığı kabalık yüzüne vurulduğunda işi pişkinliğe vurur, hatta edilen hakaretler nedenle ağır olursa olsun bana mısın bile demezdi. Gemilere tayfa olarak girip bütün denizleri karış karış dolaştı. Avustralya ovalarında ve Dakota'da sığ çobanlığı yaptı. Sonraları polisliğe atıldı. Gel gelelim kısa bir süre sonra bu işten de ayrıldı ve Klondike'a altın aramak üzere yollara düştü. Çok geçmeden Alaska kıyılarına attı kapağı. Bu ülkenin tüm girdisine çıktısına kısa sürede öğrendi ve hemen üç kişilik bir çete kurdu. Arkadaşları daha önceleri altın bulabilmek umuduyla Klondike bölgesine baştan başa karış karış dolaşmış, her yeri dedik dedik etmişlerdi. Dört kafadar baş başa verip insan ayağı basmamış yeni yerlere postu sermek gerektiğine karar verdiler. Ve aldıkları atlarla birlikte doğu yönüne doğru yola çıktılar. Dol Saint Elise tepesinden sonra kuzeye sapıyor, dağların üzerinden uzanarak White River ve Tanana deresinin kaynaklarına ulaşıyordu. Toprak inişte çıkışlıydı. Doğu alabildiğine yabanildi. Arada bir uçsuz bucaksız buz çöllerinden geçmek zorunda kaldılar. Haritalarda üstün körü gösterilmiş olan bu yöreye şimdiye dek hiçbir beyaz adam ayak basmış değildi. Ortalık incin toponyo denecek kadar ıssızdı. Görünürde neredeyse hiçbir hayvana rastlanmıyordu. Bir ara tek tük yerli çadırları çarptı gözlerine. Günler süren zorlu bir yolculuktan sonra bu ıssız çölü geçtiler. Sonra ormanlar ve göller açtılar. Ortalığa öylesine derin. Öylesine ürpertici bir sessizlik çökmüştü ki dört arkadaş birbirleriyle yüksek sesle konuşmayı bile göze alamıyorlardı. Ara sıra konaklayıp altın arıyorlardı. Dağ gibi buz kütleleriyle gölgelenmiş suların çamurlarını elekten geçiriyor, kayaların altlarına kazıyorlardı. Günlerden bir gün zengin ve katıksız bir bakır yatağına rastladılar ama uğraşmaya değer bulmamışlardı. Omuz sirkeleyip, hiç oyalanmaksızın yeniden yola koyuldular. Dontuluk ilerledikçe atlara yem bulmak günden güne zorlaşıyordu. Aç kalan hayvanlar buldukları otları yedikleri için zehirleniyor ve onlar da zavallıcıkları ölüme terk etmek zorunda kalıyorlardı. Böyle tipiler, böyle tipiler bu bölgede çok sık görülürdü. Sert rüzgarda uçuşarak suratlarını kamçılayan bu zereciklerine karşı yürümek ozanaksızdı. Hemen hepsine neredeyse karlara battı. Kar ve rüzgarla uzun sürece belleştiler. Madiye inince dek akla karayı seçmişlerdi. Şimdi ellerinde kala kala birkaç az kalmıştı. Bunları da oracıkta örümle baş başa bırakmak zorunda kalmışlardı. İşte bu küçük ve kuytu valide John Tant'ın gelişi güzel bir hareketle bir tutam yosun söktü. Yosunun köplerini silkeledi. O sırada Bertram Cornell da yanında bulunuyordu. Göklerden pırıl pırıl altın tozlarının döküldüğünü görünce ikisinin de gözleri fal taşı gibi açıldı. Hemen çalışmaya koyuldular. Akşamleyin kampa dönerlerken bin dolarlık altın toplamış bulunuyorlardı. Böylece kampı altın madeninin yakınına taşımaya karar verdiler. Bir ay süren bir didinmenin sonucunda dört adam da taşıyamayacakları kadar yüklü bir servete kavuşmuşlardı. Ne var ki azıkları da bu arada habit daha bitiyordu. Dönüş yolculuğuna hazırlandıkları sırada erzakları bir tek adamın taşıyabileceği kadar hafiflemişti. Alabildiğine soğuk olan bu yöreye kara kış olanca şiddetiyle bastırmak üzereydi. Yola çıkmanın tam zamanıydı şimdi. Azıcık daha eğlenecek olsalar yolda kalmaları işten bile değildi. Klondike Ovası'nı ve Yukon Vadisi'ne avuçlarının içi gibi biliyorlardı. Kuzeydoğu bölgesine de az çok biliyor sayılırlardı. Bununla birlikte ne kadar uzakta olduğunu tahmin edemiyorlardı. En yakın yerleşim merkezi şöyle böyle 100 mil kadar uzakta olsa gerekti. Yuk olarak adam başına 1000 dolar tutarında 3'er kilo altın düşüyordu. Hazinenin arta kalan bölümünü daha sonra gelip götürmek düşüncesiyle dikkatle gizlediler ağırlık etmemesi için silahları da altınların yanına gömdüler ve yanlarına yalnızca yiyecek alarak yola çıktılar. Pek yakında bir konak yerine ulaşacaklarından emindiler. Bu yüzden yiyeceklerinin altından girip üstünden çıktılar. On gün sonra yiyeceklerin dibine doğru ekmişlerdi neredeyse. Yetmezmiş gibi görünürde ne kent vardı ne de konak yerine benzer bir şey. Uzaklara doğru baktıkça Göz alabildiğine uzanan bir denizin dev dalgaları gibi yükselen tepelerden başka bir şey göremiyorlardı. O zaman içlerine bir kurt kemirmeye başladı. Günden güne daha büyük bir korkuya kapılır oldular. İşin sarpa sardığını gören Bill Hinnis sonunda yiyecekleri tayına bağladı. Öğle yemeği yemez olmuşlardı. Bir Hinnis sabah ve akşam yemeklerini dört buçuk parça halinde barıştırıyordu. Paylar eşitti. Ne var çok küçüktü. Efislerini kölesmeye bile yetmiyordu neredeyse. Bir iki lokmalık bu yiyecek, bitkin, düşmüş bu insanları güçlendirmek şöyle dursun, hiç de dişe dokunur nitelikte değildi. Gitgide avutları çökmeye, yüzleri süzülmeye, gözlerine daha dokuşkulu da bir hava yerleşmeye başladı. Her gün bir önceki günden daha az yol alıyorlardı. Bacakları güçsüzleşiyor, dizlerinin bağı çözülüyordu artık ne zaman güç bela bir dağın doruğuna ulaşsalar, aşmak zorunda oldukları başka bir dağ dikiliyordu karşılarına. İnsanın tüylerini diken diken eden ürpertici bir sessizlik sarmıştı ortalığı. Yalnızlığın yol açtığı korku, sanki eli kulağında bir tehlike belirtisi gibi, dördünün yüreğini de kıskıvrak yakalıyordu. Hiçbir şey taşıyacak güçleri kalmamıştı. Kendilerini zar zor sürükleyebiliyorlardı. Bu yüzden, Önce battaniyelerini attılar. Derken sıra giysilere, baltalara, kapkaca, altın torbalarına gelmişti. Yük olarak yanlarında kala kala azıcık bir yiyecek kalmıştı şimdi. Dört adamı ayakta tutan şey aralarındaki dostluk bağıydı. Danimarkalı Jens Jensen sırtında taşıdığı erzak hebesine kutsal bir baylık meşresine özen gösteriyor, üzerine titriyordu. Akşam olup da dört birden kamp ateşi çevresine oturmadan önce heybe açılmıyor, ölüşüm herkesin gözünün önünde gerçekleştiriliyordu. Yiyecek olarak iki kilo kadar tütsülenmiş domuz etiyle bir torba unları kalmıştı. Et parçasına ellerini bile sürmüyor, onu başlarının gerçekten sıkışabileceği zor günlere saklıyor, şimdilik unla nefis körletmeye çalışıyorlardı. Ne var ki Bertram Cornell gözünü işte bu et parçasına dikmişti arkadaşlarının yorgunluktan ölü gibi uyudukları bir gece kalkıp John Thornton'un taşıdığı heybeyi açtı, içindeki eti çaldı, emidisi bozulmasın diye sindire sindire çiğneyerek sabaha dek hepsini yiyip bitirdi. Eti çalanın kendisi olduğu sezilmesin diye ertesi sabah arkadaşlarından çok daha yorgun argınmış havalarına büründü. Ötekiler için çok zorlu geçiyordu yolculuk. İçlerinde en bitkine John Thornton olduğu için düşe kalka arkadan geliyor, dinlenmek için ikide bir de duruyordu. Akşama doğru yüksek bir tepenin duruğunu açtıklarında döne kıvrıla doğuya uzanan badiye gördüler. Doğuya, yani Klondike'a usanıyordu. Kurtuluşları yakın diye yani. İşlerini bir iki gün daha sıktılar mı, yine beyaz adamların yanında olacak, e karınlarını tıka basa doyurabileceklerdi. O akşam, kamp ateşinin başına çepeçevre oturdular. Aç gözlerle, Ponto'nun heybesindeki una bakarken et parçasının yerinde yerde restini gördüler. Ponto'nun can evinden vurulmuştu. Bir hınız boş heybeyi kaldırıp öfkeyle bir yana fırlattı. Ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Jean ise hemen bıçağını çekti. Kararlı bir havayla sözcüklerin üzerine basa basa düpedüz cinayettir bu arkadaşlar dedi. Bizimle birlikte yatıp kalktı bu herif. Onunla barımızı yoğumuzu kardeş payı ettik sırtında yaşamamızı taşıyordu. Pah biçilmez azığımızı, dokunmaya kıyamadığımız eti tuttuk ona teslim ettik. Ama o kalleşlik etti. Bugün bizimle birlikte emekleyerek ilerlerken onun gerçekten bitkin düştüğünü zannediyorduk. İse aptal yerine koymuş meğer. Bel bağladığımız eti gövdeye indirip güçlenmesine karşın bütün gün rol kesmiş bize. Şimdi buna cinayet denmez de ne denir? Ve benim bildiğim, cinayet işleyenlerin hak ettikleri bir tek ceza vardır. Bir tek ceza. Haksız mıyım arkadaşlar? Bir henüz, evet haklısın diye onayladı. Bertram Cornell'ın ağzına bıçak açmıyordu. Aklının kıyısından bile geçirmemişti işin buraya kadar dayanacağını. Sean Jensen bıçağını kaldırdı. Tam tortunun sırtına saplayacaktı ki Cornell hemen atıldı. Bileğine yapıştı. Thornton ise Jensen'in dizlerine kapanıp yalvar yakar olmaya başladı. ''Yapmayın, durun da anlatayım. Eti ben yemedim, yitirmedim de. Ne oldu ben de bilmiyorum. Tanrı tanığımdır ki elimi bile sürmedim ete. Emin olun ben de bilmiyorum ne olduğunu.'' Jensen bıçağını elinde evirip çevirerek öfkeyle bağırmaya başladı. ''Eti kaşla göz arasında zıkkınlandığın yetmezmiş gibi üstelik yalan da söylüyorsun ha?'' Danimarkalı Jensen fırsatını bulsa o anda kılı kıpırdamadan Thornton'un işini bitirecekti. ''Dokunma ona'' diye the Cornell. ''Ne biliyoruz onun yiyip yemediğini hem işin aslında kimsenin öğrenebileceğini de zannetmiyorum.'' ''Bakın söylemedi demeyin. Eğer burada göz göre göre bir cinayete seyirci kalacağımı zannediyorsanız yanılırsınız.'' Thornton ''Al gibi de suçsuz olabilir.'' suçlu olmaması için küçük de olsa bir özrü var ve ben işte bu özrün haklılığına kalıbıma basıyorum. Hiç yoktan kuşkulandınız diye elinizi kana bulayacak değilsiniz herhalde. Jensen bıçağını kınına soktu öfkeyle. Aradan bir saat geçip de Thornton onunla konuşmaya kalkınca hiç yüz vermedi. Bir Hines de ağzını açıp tek laf etmiyordu ona. Cornell'a gelince işlediği suçtan ötürü büyük bir utanca kapılmıştı yüreğini iyi duygular bürüdü. Yıllardan beri vicdanla ilk kez sızlıyordu. Tonton'la göz göze gelince bakışlarını kaçırıyordu hemen. Sabahleyin bir hinaz eldeki tüm yiyeceği bir araya getirip dört ayırdıktan sonra Tonton'un payına düşenden çaldığı et parçası kadar aldı ve yeniden kendi aralarında üçe bölüştürdü. Bu işlem tek laf edilmeksizin sessizce yapılmıştı. Tonton'a düşen un bir avuç ya var ya yoktu. Ama herkes bunun nedenini bildiği için kimse sesine çıkarmadı. Canı çekiyorsa şimdi bütün yiyeceğiniz kımlansın. Eğer tümünü bir oturuşta tıkınmak istiyorsak afiyet olsun. O günlerde çektiği acının büyüklüğüne John Thornton'un kendi bilirdi ancak. Her akşam açlıktan ve orgunluktan adım atamaz duruma gelmesi yetmiyormuş gibi, arkadaşlarının gözünden düşmesi ve üstüne üstlük bir de hırsızlık ve kalleşlikle suçlanması da acılarına tuz biber ekiyordu. Ama elinden bir şey gelmezdi. Başka seçeneği yoktu. Yine açlıktan öyle bitkin düştüğü bir akşam makosenlerin deri şeritlerini kaynatıp yedi. Gündüzleri ise pek ender rastlanılan kayın ağaçlarının taze sürgünlerini gebedemekten ağzı ve tutakları şişti. Artık yürürken yalpalıyor, sık sık yere kapaklanıyordu. Derken öbür üç adamın da makosen ve kayın ağacı filizleri yiyerek açlıklarını bastırdıkları günler başladı. Büyük bir ırmak oluncaya dek nazlı bir dere boyunca ilerlemişlerdi. Küçüklerden sal yapmak gibi umutsuzca bir tasarıya kapıldıkları sırada 10-15 çadırlık bir kızıl obasına rastladılar. Kızıl deriler ömürlerinde hiç beyaz adam görmemişlerdi. Bu yüzden gelenlerin üzerine ok yağdırmaya başladılar. O zaman Johnson eliyle ırmak yönüne göstererek şuraya ırmağın üzerindeki kayığa bakın diye bağırdı yetişirsek kurtulduk demektir. Hadi gelin. Kızıl deliler kovalamaya başladılar. Adamlar sarhoş gibi düşe kalka, ırmak kıyısına doğru koşmaya koyuldular. Kızıl deliler yetişmek üzereydi. Derken kocaman bir ağacın ardında hayvan postlarına bürünmüş bir savaşçı belirdi. Öne doğru bir kaç adım ilerledi. Ve sivri uçkımız canlı şaşılası bir ustalıkla var gücüyle fırlattı. Mızırın çıkardığı bızıltıyı işitip de başlarını arkaya çeviren üç adam, John Thornton'un kalçasından yaralandığını gördüler. Thornton, ızrağı yiyince önce dizleri üzerine sendelemiş, sonra da yere kapaklanmıştı. Henus ile Jensen ona hiç aldırış etmeksizin yeniden koşmaya başladılar. İşte o anda bir mucize oldu. Bertram Cornell'ın benliği bir iyilik aleviyle yanaşıp tutuşu verdi birdenbire. Yüreğinden kopan duygulara körü körüne boyun eğerek çalkınca ileriye atıldı. Kaçmakta olan Henus Lejensen'e yetişip kollarından yakaladı. Pontonu alın, kayığa taşıyın. Siz kıyıdan uzaklaşınca dek ben kızıl dedleri oyalarım. Danimarkalı bıçağına sarılırken ne hali varsa görsün Keata dedi. O alçağın canını kurtarmak için kılımı bir de kıpırdatmam ben. Cornel o zaman itiraf etti. O eti çalan bendim. Götürüyor musunuz şimdi onu? Ötekiler kuşkuyla duraksadılar. satılar. Cornel üstledi. Yemin ederim ki ben çaldım o eti. Umarım son nefesime verirken bağışlarsınız beni. Hadi elinizi çabuk tutun. Ben onları oyalarım. Mızıl vızıl, vızıl ok yağıyor düzel yerine. Öbür iki adam arkadaşları arkadaşlarıyla birlikte kendilerini kayığın yanına darattılar. O sırada Bertram Cornel taş kesilmişçesine dimdik duruyor, kızıl derilere meydan okuyordu. Bu akıl sıvermez yüreklilik karşısında afallayan kızılderiler oldukları yere mahlandılar. Cornell yerinden hiç kıpırdamamakla zaman kazandığını görünce hareketsiz durmaya devam etti. Ama ok yağmuru bir süre sonra yeniden baş gösterdi. Böğrüne, yapacaklarına yürüm düzüne ok saplanmıştı. Oklardan biri boynunu sıyırdı. Ama o hala taş kesilmiştesine öylece dikilmekten geri durmuyordu. Az önce Thornton'a mızı yanını kızıl kızılderili savaşçı Cornell’ın üstüne atıldı. Boğuşmaya başladılar. Kabilenin öteki üyeleri de savaşçılıkları atarak kavgaya katıldı. Kızıl Kızılderilerin bıçakları altında can vermezden önce Cornell Jensen'in kayıttan seslendiğini işitti. O zaman arkadaşlarının kurtulduğunu anlamıştı. Ömründe ilk ve son kez iyilik yolunda dövüşmüş oluyordu. Uğuşma son bulduğunda, Kızılderililer korku içinde Cornell'ın cesedine baktılar. Beyaz adamla birlikte kendi reisleri ve yarım düzüne arkadaşları da ölmüştü. Gerçi Cornell onursuzca bir yaşam sürmüştü ya, son soluğunu verirken yiğitçe bir turistlik göstermekten de geri kalmamıştı. Kızılderililer vücudunu parçalamadılar. Yiğitçe savaştığı ve reislerini öldürdüğü için onu savaşçıların gömüldüğü mezarlıkta toprağa verdiler. Bilgisiz kimselerdi bunlar. Ömürlerinde hiç beyaz adam görmemişlerdi. Mevsimler mevsimleri kovaladı. Ve onlar Cornell'dan ölmek için gökyüzünden inen yabancı bir tanrı diye söz ettiler.